Monster Vast'a hoş geldiniz. Bugün Monster Notebook'la ilgili bize çok heyecan veren gelişmeleri paylaşmak için toplandık. İlk kez gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte eminim sizler de yeni ürünlerimize, hizmetlerimizi duymaktan keyif alacaksınız. Sizleri şaşırtacağını düşündüğüm bazı yenilikleri de bu etkinlikte duyuracağız. Bu etkinliğimize Vast adını verdik. WASD. Bildiğiniz üzere oyuncuların kahramanlara yön verdiği tuşlar. Kullanıcılarını her daim dinleyen bir marka olarak bize, sektöre ve ürünlere yön verdiğini düşündüğümüz için bu etkinliğe Vast adını verdik. Tüm zorluklara rağmen geçtiğimiz sene ekip olarak müşterinin ihtiyaçlarına hızlı şekilde cevap verebilmeye odaklandık. Monster olarak müşterilerin sorunlarını giderecek çözümler keşfetmeye çalıştık. Dijital mağazayla müşterilerin mağazalarda yaşadıkları deneyimi hızla dijitale taşıdık ve 100 binden fazla kişiyle yüz yüze görüştük. Ekim ayında Monster Gaming Lab oyun geliştiricilere girişimcilik programını duyurduk. Şimdiye kadar oyun yapan ya da yapmak isteyen gruplardan oluşan 1000'in üzerinde başvuru aldık. Bu sene ilk mezununu verdirmeyi hedefliyoruz. Geçen sene Monsters Reloaded turnuvasını 5000'den fazla kişinin katılımıyla düzenledik. Bu sene bu turnuvayı 6 aya çıkarıyoruz ve hedefimiz 10.000'den fazla katılımcı. Bu sene Monster Operasyon Merkezi, Monster Innovation Lab ve MAP gibi yeni başlangıçlar üzerinde çalışıyoruz. Bizim için müşteri memnuniyeti, kullanıcıların bizimle yaşadığı tüm deneyimi uçtan uca kapsıyor. Her sene bu konuda hep iyi dönüşler aldık. Kimi müşterimiz bir Monster sahibi olduğu için mutlu oldu, kimi ise bilgisayarındaki arıza hızlıca giderildiği için. Şimdi tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği, oyunlarıyla milyonları ekran karşısına kilitleyen Kojima Productions'ın pazarlamasının başındaki arkadaşımız, sevgili Jay Boor'un size kısa bir mesajı var. Hello everyone, hello monsters. Jay Boor here from Kojima Productions. I just wanted to pop in and say a quick hello and help welcome everyone that is tuning in to today's show. And to also take this time to say thank you to Monster for creating this awesome Kojima Productions 5th Anniversary Special Edition Notebook. Death Stranding runs amazing on it. Now, we know there are more surprises on the way, and we at Kojima Productions can't wait to see what's next for Monster. We'll be staying tuned for sure. Until then, from all of us here at the studio, we hope you enjoy today's show, and stay monstrous. Eminim sizler şu anda en çok 2021'de çıkaracağımız ürünlerimizi duymak için heyecanlanıyorsunuz. 11. nesil Intel işlemciler, Nvidia RTX 30 serisi grafik kartları içeren oyun bilgisayarları ve son iki senedir özellikle ağırlık verdiğimiz aksesuarlarımız bugün ön planda olacak. Arkadaşlarımız önümüzdeki dakikalarda size tüm detayları aktaracaklar. Hazırsanız başlayalım. Oynamak güzel. Kazanırken kendini kaybetsen bile. Monster Notebook. Oyuna başla ve kazan. Yıl önce başlayan yolculuğumuzda her zaman önceliğimiz dinleyebildiğimiz her kanal ve mecradan oyun oynayanları dinlemek ve gözlemlemek oldu. Sizleri dinleyip isteklerini, hayallerini anlayıp mümkün olduğunca bu yönde ürünler geliştirmeye, özel deneyimler yaratmaya çalıştık. Özellikle son birkaç senede oluşturduğumuz bu deneyim odaklı yaklaşım sayesinde hızlı yükselen bir büyüme ivmesi yakaladık. Bir zamanlar bizim için hayal olan 100 binden fazla Monster ve Monster Pusat markalı ürün satış adedini geçtiğimiz sene aştık. Bu satış istatistiği ile Monster oyun bilgisayarı alanında öncü markadır diyebilme şansını elde ettik. Bizlere her zaman geri bildirimlerinizle desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Birçok oyun bilgisayarı üreticisi firmanın aksine direkt olarak son kullanıcıya ulaşan, son kullanıcı ile temasta olan bir şirketiz. Bu sayede sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve satış sonrası deneyimleri kurgulayıp gerçekleştirebiliyoruz. En uygun fiyat ve en yüksek performansı vaat eden ürünleri geliştirebiliyoruz.
Esasında Monster Notebook olarak müşterilerimizi şaşırtmayı seviyoruz. Müşterilerimizi şaşırtacak deneyimleri sunmaya çalışıyoruz. Onlar da sağ olsunlar bu deneyimleri çevreleriyle paylaşıyorlar. Oynayamadığın oyun olursa anında iade garantisi mottosuyla birlikte önemli bir söz vermenin yanı sıra esasında işimizin oyun olduğunu vurguluyoruz. En iyi oyun deneyimi için performansı üst düzeylerde deneyimlemek isteyen canavarlara güçlü, ince, hafif ve taşınabilir notebooklar sunuyoruz. Laptop markalarımızın her biri ayrı bir amaca hitap ediyor. Abra, oyunlarında performans isteyen oyuncular için tasarlandı. Toolpar, ciddi oyuncular, tasarımcılar, mimarlar ve mühendislerin tercihi. Samrook, masaüstü CPU'ya sahip tam bir canavar. Her ihtiyaca hizmet ediyor. Markut, özellikle tasarımcılar göz önüne alınarak geliştirilmiş bir ürün. Quadro ekran kartıyla güçlendirilmiş bir iş istasyonu. Huma ise benim tercihim. Hem oyun oynayıp hem de iş için hafiflik ve uzun pil ömrü isteyenlere yönelik. Yakın zamanda iş dünyasının bu ürüne ilgisinin artacağını düşünüyorum. Bunların yanı sıra Pusat markası altında toplanan aksesuarlarımızı ve özellikle bu son dönemde evden çalışanlara yönelik Soho ya da ev ofis ürünlerimizi de göz ardı etmemek lazım. Monitör, hoparlör, kulaklık, webcam ve özellikle mikrofon ile evdeki çalışma deneyimini farklı bir boyuta taşımak mümkün. Soho ya da ev ofis ürünlerimizden daha sonra arkadaşlarım detaylı olarak bahsedecekler. Monster Notebook bir oyun bilgisayarı markası. Ama sadece oyun oynayanların tercihi değil. Kreatif alanlarda çalışanlar, mimarlar, tasarımcılar, mühendisler güç ve performans aradığı için özellikle Monster alıyorlar. Tabii bu yepyeni, güçlü ve yüksek performanslı Monster Notebook'ları yapmak Intel ve Nvidia'sız mümkün olamazdı. Intel ve Nvidia gibi iş ortaklarımız ile her zaman en yeni teknolojileri en hızlı şekilde pazara sunuyoruz. Şimdi bu işbirliklerimizle ilgili bize daha fazla bilgi vermesi için sözü iş geliştirme ve stratejiden sorumlu genel müdür yardımcımız Cem Çerçioğlu'na veriyorum. Son teknolojilere en önce adapte olan şirketlerden biriyiz. Biz performans bilgisayarı markasıyız. Bir performans bilgisayarı dendiğinde en önemli şey işlemci ve ekran kartıdır. İşlemci ve ekran kartı dendiğinde akla Intel ve Nvidia geliyor. Başladığımız noktadan bugüne Intel, Microsoft ve Nvidia ile yol aldık. Bugün performansın en üst noktasını ilk ağızdan dinleyelim istedik. Bu ay ürünlerimizde göreceğiniz 11. nesil Intel işlemcileri gelin, Intel Türkiye Retail Satış Direktörü Koray Yıldız'dan dinleyelim. Teşekkürler Can. Merhabalar. Monster Vast etkinliğine hoş geldiniz. Intel olarak bu güzel etkinlikte yer almaktan ve siz oyun severlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Ben Koray Yıldız, Intel Türkiye Perakende Satış Direktörü. Hepinize güzel ve verimli geçen bir etkinlik diliyorum. Intel'de yaptığımız her işin merkezinde çok özel ve iddialı bir amacımız var. Yeryüzündeki her insanın hayatını zenginleştiren, dünyayı değiştiren teknolojiler yaratmak. Bu misyonun ancak güçlü iş ortakları ile gerçekleşebileceğini de biliyoruz. Bugün en yeni ve üstün performanslı Intel teknolojilerini oyun dünyasıyla buluşturan değerli iş ortağımız Monster ile önümüzdeki dönemde sizlere sunacağımız yeni teknolojilerden ve oyun severleri heyecanlandıracak yeni iş birlikteliklerimizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ürünlerden başlayalım. Bildiğiniz gibi Mayıs ayı içerisinde dünyanın en iyi dizüstü oyun bilgisayarı işlemcisini lanse ettik. 11. nesil Tiger Lake H45 mobil işlemciler. 10 nanometre SuperFin teknolojisine dayanan bu yeni nesil işlemciler ile 5 GHz frekans hızını ince ve hafif bilgisayarlara getiriyoruz. Daha yüksek FPS değerlerini mümkün kılarak kazanmak için oynayan oyuncuların ihtiyaç duyacakları performans artışını sağlıyoruz. Yeni mimari içerisindeki 20 adet 4. nesil PCI Express yolları en yeni grafik kartlarına ve depolama cihazlarına bağlanabilme özelliği sunuyor. Bu, oyuncular için daha hızlı seviyeye yükleme ve daha çabuk oyun başlatma hızı anlamına geliyor.
Intel Extreme Tuning Utility ile ileri seviye kullanıcılar 5 GHz'in üzerinde hız aşırtma uygulayarak sistem performansını donanımın mümkün olan en üst sınırına taşıyabiliyorlar. 11. nesil Tiger Lake H45 işlemciler 4K ekranlarda 120 Hz'i ve Full HD ekranlarda 360 Hz'i destekleyerek oyun deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarmanıza imkan veriyor. Bununla birlikte 11. nesil işlemcilerle gelen yerleşik yapay zeka her gün kullandığınız uygulamalarla birlikte çalışıp görevlerin hızını ve akışını optimize ederek işlerinizi daha kolay halletmenize olanak tanıyor. Thunderbolt 4 ile tek bir noktadan güç, veri ve görüntü aktarmak artık mümkün. Ve son olarak Wi-Fi üzerinden etkileyici oyun deneyimine imkan veren ve daha düşük gecikme süreleri sunan Intel Killer Wi-Fi 6E teknolojisi. Bu teknoloji kablolu bağlantı gerektiren büyük dosyaları Wi-Fi üzerinden rahatlıkla aktarabilmenize imkan veriyor. Ve hepinizin beklediği güzel haber, Intel 11. nesil Tiger Lake H45 işlemcilerinin getirdiği bu yenilikler Monster oyun bilgisayarları ile Haziran başından itibaren tüm mağazalarda yerlerini aldı. Intel olarak sadece sınıfının en iyisi teknolojileri üretmekte kalmıyor, tüm oyun ve e-spor dünyasının geleceğine yön veren etkinlikleri hayata geçiriyoruz. Oyuncular için harika e-spor deneyimleri yaratmak, profesyonel e-spor ekosisteminin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla ESL ile 20 yıl önce bir işbirlikteliği başlattık. Bu birlikteliğin sonucu olan Intel Extreme Masters turnuvası, en iyilerin mücadele ettiği, dünyanın en uzun soluklu ve finallerini milyonların izlediği global bir e-spor turnuvası haline geldi. Aynı şekilde ülkelerdeki e-spor ekosisteminin gelişmesini desteklemek amacıyla bir ayağı global turnuvalara açılan e-spor etkinlikleri düzenliyoruz. Sadece oyun oynama, oyununu kodla, kendi hikayeni yarat mottosuyla girişimcilik yarışmalarını başlatıyoruz. Son 3 yıldır Monster Bilgisayar'ın destek ve katkılarıyla hayata geçirdiğimiz ulusal e-spor şampiyonaları binlerce oyuncuya müthiş bir turnuva heyecanı yaşatırken pek çok takımın Türkiye'den uluslararası seviyede başarı hikayeleri yaratmasının da önünü açtı. Evet, aynı hız ve motivasyonla oyun ve e-spor dünyasını desteklemeye devam ediyor ve bu sene Intel Monsters Reload turnuvasını sizlere duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. 6 ay sürecek mücadele, rekabet ve eğlence dolu turnuvanın detaylarını az sonra Bahri ve Aykut'tan dinleyeceksiniz. Monster Bilgisayar'a oyun dünyasına katkıları, değerli iş birlikteliği ve bugün sizlerle buluşma fırsatı verdiği için tekrar teşekkür ediyorum. Hadi hep birlikte geleceğe yön vermeye devam edelim. Teşekkürler Koray. Ekran kartları oyuncunun ve içerik üreticisi canavarların en önemli silahı. Nvidia son ekran kartlarını bu yıl içinde duyurmuştu. Yeni RTX 30 platformunun getirdiği harika özellikleri gelin Nvidia'dan birlikte dinleyelim. Thank you Cem for inviting Nvidia here today. Monster is one of Nvidia's top laptop partners in Turkey with some of the best GeForce laptops on the market. We've been working with Monster closely for many years, and we are very excited to see their amazing new RTX 30 series laptops. The RTX 30 series GPUs are built on the award-winning NVIDIA Ampere architecture, our second generation of RTX, bringing cutting-edge technologies such as ray tracing and DLSS to gamers and creators. Ray tracing is the foundation of next-gen gaming and ushers in a stunning leap in graphics quality. Thanks to the second-gen RT cores, you can enjoy ray trace gaming at 60 plus FPS on Monster's new laptops. The biggest titles all feature incredible ray trace graphics, including the number one best-selling game of all time, Minecraft, the number one battle royale, Fortnite, the number one RPG, Cyberpunk, and the number one MMO, World of Warcraft. They all use ray tracing for spectacular lighting, shading, or reflections, with more games releasing all the time. The second killer feature of the new RTX 30 series laptops is NVIDIA DLSS. It uses AI-powered tensor cores to give a massive boost in frame rates. You get 1.5 to 2 times the performance at the same power. DLSS is available in many of the top AAA titles, such as Cyberpunk 2077, Call of Duty Warzone, Call of Duty Modern Warfare, and Fortnite, with new games being added regularly. Stunning graphics and high frame rates are only the beginning. In esports, every millisecond matters. NVIDIA Reflex cuts latency dramatically with a suite of technologies that give gamers the competitive edge. Reflex will soon be supported in 7 of the top 10 competitive shooters, including Valorant, Overwatch, and Rainbow Six Siege.
Many of these laptops support new third-gen Max-Q technologies that deliver high performance in thin and light laptops. Max-Q has changed how laptops are built. Every aspect of the laptop, GPU, software, PCB design, power delivery, and thermals are optimized for power efficiency and performance. With the help of AI, high-performance laptops are faster and better than ever. With third-gen Max-Q, we introduced Dynamic Boost 2, which uses AI to automatically balance power across the GPU, GPU memory, and CPU for maximum performance and efficiency, whether you're gaming or creating. There are tons more RTX features that benefit not only gamers, but also students and professionals working from home. STEM students will find AI-accelerated performance in many of their top applications. NVIDIA Broadcast uses AI to enhance video conferencing with echo and noise removal, which comes in handy when there are noisy interruptions like the construction outside right now. Let's get rid of it. It's perfect for when you want to be heard without yelling over bothersome background noise. And NVIDIA Studio accelerates creators with powerful tools that can keep up with the speed of their imaginations. Over 70 top creator apps are now RTX accelerated across 3D animation, video editing, photography, and more. The list includes Adobe Photoshop, DaVinci Resolve, and Blender. With Monster's newly launched GeForce RTX 30 series laptops, all these amazing features and technologies are available to tens of millions more gamers, creators, students, and professionals. We're so glad to be working closely with Monster and look forward to continuing our amazing partnership. Şimdi bu dinamiklerin yeni cihazlarımızda nasıl yer alacağını görmek üzere sözü bizi yıllardır tanıyan teknoloji editörü Mesut Çevik'e bırakıyorum. Ben Mesut Çevik. Burada Monster'ın Vast etkinliğindeyiz ve Monster'ın 2021 yılında kullanıma sunacağı oyun, iş ve creative tarafta kullanılabilecek dizüstü modellerini görme şansı bulacağız. Benim için heyecan verici bir etkinlik çünkü Monster'ın emekleme aşamasından uluslararası bir şirket oluncaya kadarki bütün serüvenini yerinde takip etme fırsatı buldum. Şu anda da bu göz alıcı etkinlikte sunucu olarak bulunuyorum. Monster'ın ilk dizüstü bilgisayar modelini inceleyen teknoloji editörü olma gururunda yaşamaktayım çünkü bir yerli firma ve şu anki ulaştığı nokta heyecan verici. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Sizlerle aynı heyecanı paylaşıyoruz. Ve Monster'ın 2021 Abra serisi dizüstü bilgisayarlarını göreceğimiz videoyla baş başa bırakıyorum sizleri.
Monster Abra serisi dizüstü bilgisayarların etkileyici videosunu izledik. Ne güzel ki artık Monster Abra serisi dizüstü bilgisayarlarda da Nvidia RTX teknolojisinden faydalanabileceğiz. Yanımda Monster Ürün Müdürü Ersin Güntaş ve Parakende Mağaza Müdürü Kemal Günler var. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Oyuncuların çok yakından tanıdığı ve en çok tercih ettiği Monster Notebook modeli olan Abra artık RTX'li. Nvidia GeForce RTX ekran kartları ve 11. nesil Intel işlemcilerin Monster Notebook teknolojileriyle bir araya gelmesi yepyeni ve üstün bir Abra oluşturdu. RTX güncellemesiyle birlikte Abra kullanıcıları DLSS, ışın izleme, Dynamic Boost gibi oyunlarda fark yaratan özelliklerden faydalanabilecekler artık. Biliyorsunuz, Dynamic Boost teknolojisi ekran kartının performansını yapay zeka ile optimize ediyor. Yani yük altındayken güç kullanımı artırarak kesintisiz bir deneyim sağlıyor. Keza ışın izleme teknolojisi en yüksek görüntü ayarlarında gerçekçiliği artırarak insanı oyunun içine çekiyor. Öbür tarafta rekabetçi oyun tutkunları için DLSS'ten bahsetmek lazım. Yüksek ayarlarda bile saniye başına düşen kare hızını maksimum düzeyde tutmayı sağlayarak adeta oyuncuların reflekslerini test ediyor. Yayın yapmak isteyen kullanıcılar ve hatta evden çalışmak isteyen profesyoneller Nvidia Broadcast uygulamasının konforundan faydalanabilecekler. Bu uygulama ile gürültülerin önlenmesinin yanı sıra kendinizi arka plandan net bir şekilde ayrıştırıp farklı görseller uygulayabileceksiniz. Bununla birlikte Studio Driver desteği ile tasarım veya animasyon programları gibi birçok programda yapay zeka optimizasyonu tasarımcıların işlerini oldukça kolaylaştıracak. Yeni Abra'larla özellikle render sürelerinde ciddi azalma hissedecekler. En genel haliyle 11. nesil işlemcilerin Monster Notebook'ların performansına ciddi bir katkı sağladığını söyleyebiliriz. Intel gerçekten oyun tutkunlarının yüzünü güldürecek bir performansa imza atmış. Bu farkı biraz daha detaylandıracak olursak, öncelikle 11. nesil Intel işlemcilerin şimdiye kadar üretilen en iyi işlemci ailesi olduğunu görüyoruz. Bu durumun en net göstergelerinden biri de bu kadar ciddi bir performans artışına rağmen daha uzun pil süresi sağlaması. Buna ek olarak i7 işlemcileri tercih eden Abra kullanıcıları ön bellek seviyesindeki artış sayesinde özellikle tasarım ve mühendislik programlarında daha hızlı çalışabilecekler. Intel'in 11. nesil işlemcileriyle geliştirilen yapay zeka teknolojisi üzerinde çok fazla durduğunu görüyoruz. Bunun en başarılı örneklerinden biri de 11. nesil Intel işlemcilerde bulunan Intel Deep Learning teknolojisi. Otomatik performans optimizasyonu sağlayan bu teknoloji, Abra'larda sıklıkla yaptığınız işlemleri tanıyor ve bu işlemleri yaparken işlemci çekirdeklerinin sergileyeceği performansı optimize ediyor. Hayatımıza büyük yenilikler getiren 11. nesil işlemcilerin bir diğer şaşırtıcı özelliği ise Wi-Fi 6. Bu teknoloji sayesinde cihazlarınızda kablosuz internet bağlantısı kurduğunuzda tıpkı kabloyla bağlanmışsınız gibi yüksek bant genişliğinde ve kesintisiz bir bağlantıya sahip oluyorsunuz. Yeni Abra'larda performansı üst seviyeye çıkaran bir başka yenilik ise yeni nesil SSD teknolojisi. Gen 4 SSD'ler sayesinde SSD hızı 2 katına çıkıyor ve bu sayede oyun yükleme süreleri, program açılış hızları, bilgisayar açılış hızı ve tasarımcılar için render kayıt süreleri de büyük ölçüde kısalıyor. Abra'ların minimum 144 Hz ekran tazelenme hızına sahip olduğunu söylememiz gerekir. Abra'lar tüm bu özellikleriyle özellikle oyun performansı konusunda farkını ortaya koyuyor. Onlar adanmışlar. Kazananlar. Bugün onlardan biri ol. Ciddiye al. Oyunda kal. Anlatılacak bir hikaye ol. İhtiyacın olan kararlılık, hırs, hız ve tarz. Kendinle yüzleş. Tek değil, bir ol. İçindeki canavarı serbest bırak. Monster Toolbar, oyunu ciddiye alanlar için. Toolbar için başlangıç olarak söylenebilecek en net cümle, Toolbar oyun işini gerçekten ciddiye alanların tercihi diyebiliriz. 11. nesil Intel işlemcilerle güçlendirilen Monster Toolbar serisi notebooklar, RTX 30 serisi ekran kartlarıyla oyun deneyimini en üst seviyelere taşıyor.
İkinci nesil DLSS teknolojisi ve ışın izleme özelliği sayesinde en yüksek ayarlarda rahatlıkla oyun oynayabilme imkanı sunuyor. Abra modellerinde bahsettiğimiz Dynamic Boost özelliği Nvidia RTX 30 serisi ekran kartlarıyla birlikte Toolpar'larda da mevcut. Ama Toolpar bu kadarla yetinmiyor. Yeniden boyutlanabilir bar özelliği benim çok önemsediğim bir fayda sağlıyor. İşlemcinin ekran kartı belleğine direkt olarak erişimini sağlayarak muhteşem bir harmoni sağlıyor. Biliyorsunuz, işlemci ve ekran kartı arasındaki iletişim, uyum, kesintisiz performans açısından belirleyici. Buna ek olarak Toolpar, Thunderbolt 4 teknolojisi, magnezyum kasa, LED ışıklar ve RGB klavyesiyle de göz kamaştırıyor. Gen 4 SSD özelliğiyle artan SSD hızı sayesinde oyunların bekleme ve yüklenme sürelerini de en aza indiriyor. Görüntü kalitesi anlamında Abra'da artık kendi limitimizi 144 Hz olarak belirlemiştik. Toolpar ile bu konuyu başka bir noktaya taşıyoruz. Full HD 240 Hz ve QHD 165 Hz panel seçenekleri oyunları yüksek çözünürlükle oynamayı da sağlıyor. Bu özellik ile Toolpar oyunculara ve içerik üreten canavarlara en üst seviyede gerçeklik sağlıyor. Toolpar'ın çok önemli bir özelliği daha var. Bu kadar yüksek performans sağlayan bir cihazı anlattığımızda aklınıza bu cihaz nasıl soğuyacak sorusu gelmesi çok normal. Toolpar'lar 3. nesil X-Cooling soğutma teknolojisine sahip. Bu sayede iki kanaldan giren hava güçlü yapraklara sahip pervaneler ve ısıyı anında ileten termal borulardan geçerek hızla 4 kanaldan tahliye ediliyor. Buna ek olarak Toolpar'larda sıvı metal termal malzeme kullanıyoruz. Klasik termal macunlara göre 9-10 kata kadar daha iletken olan bu malzeme sayesinde ısı anında çipin üzerinden soğutma sistemine aktarılıyor. Tabii bu da Toolpar'ların daha serin çalışmasını sağlıyor. Merhabalar, ben Mete. Sana acayip bir oyun canavarından bahsetmeye geldim. Samurk. Öncelikle Monster Samurk'ta Nvidia RTX 30 serisi ekran kartı var. 16 GB RTX 3080 maksimum performans sayesinde Gears of War'da minimum 60 FPS ile rakiplerinizi korkudan titreteceğiniz gibi online oyunlarda da her zaman zirvenin adayı olacaksınız. 11. nesil Intel Core i9 11900K işlemci ile Bannerlord'da kuşatmalardan zaferle çıkmanız garanti. Halo oynadığınızı ve detayları Master Chief kadar gördüğünüzü hayal edin. İnanılmaz 4K çözünürlükle çarpışırken kendinizi gerçek bir Spartan kadar savaşın içinde hissedeceksiniz. Samurk'un beğendiğim diğer bir özelliği ise her tuşa ayrı bir renk atayabiliyorsunuz. Ben bütün skill setini farklı renk yaptım. Muhtemelen siz de bu özelliğe bayılacak ve benim gibi her oyunda değiştireceksiniz. Monster Samurk iyiymiş. Yani canavarlar için. Ana! Ben çıktım lan. Samurk bu. Smokey. Samurk bu Samurk. Bak. Ben oyunları ilk çıktığında bununla oynuyorum. Bununla bitiriyorum. Sürekli yayınlar yapıyorum. Bana mısın demiyor alet ya. Biliyor musun sen Samurk'u? Bak. Benden baba çıktı. O canavar gibi alet. Bana mısın demiyor. Havalarda uçuyor valla. Senin gibi. Sevgili Monster ailesi. Böylesine özel bir günde bana da yer verdiğiniz için. Hem bana hem de Smokey'e yer verdiğiniz için sonsuz teşekkürler. Daha sizlerle birlikte nice oyunlar bitireceğiz. Saygılar ve de sevgiler efendim. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Samurk dünyanın en güçlü laptop performansını kullanıcılarına sunuyor. Hatta kendisini adeta kafesinde zar zor zapt edilen bir performans canavarı diye tanımlayabiliriz. Samurk bu gücünü içinde barındırdığı 11. nesil Intel masaüstü işlemcilerden alıyor. Ve bu gücüyle Samurk aslında masaüstü cihazlarınızı sırt çantanıza atıp seyahat edebilmenize imkan kılıyor. Geçtiğimiz senelerde ve bu sene Samurk oyun anlamında çok önemli hikayelere imza attı. Türkiye'de Intel ve Red Bull gibi partnerlerimizle birlikte sponsor olduğumuz birçok resmi e-spor turnuvası var. Bunlar global çapta düzenlenen turnuvalar. Bu devasa etkinliklerin offline final müsabakaları dünyada sadece Türkiye'de Samurk laptoplarla oynandı.
ve saatler süren final maçlarında e-sporcuları bile bir an bile yavaşlatmayan performansıyla herkesin beğenisini ve takdirini topladı. Semruk, 128 GB'a kadar artırılabilen 4 RAM slotuna sahip. Bu sayede normal şartlarda saatler süren işlemleri dakikalara sığdırıyor. Ayrıca depolama alanında da birçok seçenek sunan Semruk'un hafıza kapasitesi 32 TB'a kadar yükseltilebiliyor. Bu özellikleriyle Semruk'un tam bir iş istasyonuna dönüştüğünü söyleyebiliriz. 2+1 ses sistemi ile bulunduğu ortamı sesiyle domine eden Semruk bu kadarıyla da yetinmiyor. İki farklı panel seçeneği ile %100 Adobe RGB ve 4K görüntü kalitesi alabiliyor. Diğer yandan masaüstü bilgisayarlarda bile sıklıkla göremeyeceğiniz bir özellik olarak 300 Hz'lik bir tazeleme hızı sunuyor. Bütün bunlarla birlikte tam 3 adet ekran bağlayabileceğiniz Semruk, bu yönüyle yazılımcılar, tasarımcılar ve yayıncılar için inanılmaz olanaklar sağlıyor. Örneğin Nvidia Surround sistemiyle Flight Simulator'da bir uçağın kokpitinde hissedebilirsiniz. Ya da Forza oyununda bir yarış pilotuna dönüşebilirsiniz. Ayrıca her tuşuna farklı bir renk atayabileceğiniz RGB klavyesiyle Semruk estetiğiyle de öne çıkıyor. Huma H4 11. nesil Intel işlemci ve Intel Iris ekran kartı ile güçlendirildi. 1 kilogramdan hafif olan bu cihaz içinde gerçekten müthiş bir teknoloji barındırıyor. Özellikle Iris'ten bahsetmek istiyorum. Kendisi gerçekten çok dikkat çekici bir donanım. Intel muhteşem bir iş çıkararak dünyanın en güçlü dahili ekran kartını yarattı. İşte bu güç Monster Huma H4'ü kanatlandırıyor. Bu kart sayesinde en zorlu işlerin üstünden gelirken özellikle rekabetçi oyunlarda yüksek FPS ile oyunda oynayabilirsiniz. Huma, 1 kilogramın altında ağırlığı, 10 saate varan pil ömrü ile bu ihtiyacı son derece karşılıyor. 11. nesil Intel işlemci ve Monster Huma'da kullanılan yüksek verimli pil gün boyu çalışmak için optimize edildi. Örneğin, dünyanın öbür ucundaki Singapur'a gidene kadar uçakta hiç durmadan projenizi çalışabilirsiniz. Ayrıca hafifliği sayesinde çantanızda bilgisayar olduğunu bile unutabilirsiniz. Huma'nın kasa özelliklerini anlatacak olursam, artık insanlar bilgisayarlarını şarj etme derdinden büyük oranda kurtulacaklar. Çünkü yeni Huma 65 watt telefon şarj aleti ile bile şarj edilebiliyor. Üstelik kendi adaptörünün sağladığı şekilde hızlı şarj özelliğiyle. Ayrıca yeni Huma başka cihazlarla bağlantı kurma açısından da önemli bir avantaj sağlıyor. Thunderbolt 4 girişi sayesinde tek bir girişten şarj edilebiliyor. Görüntü ve veri aktarılabiliyor. Aynı zamanda Duckstation sayesinde onlarca farklı aygıta tek bir kabloyla bağlanabiliyor. Öte yandan Huma'nın çok ince çerçeveleri 14.1 gibi küçük bir ölçüde bile mükemmel görüntü deneyimi sağlıyor. Tabii bir de Full HD IPS ekranından da bahsetmeden geçmeyelim. Bu ekran sayesinde renkler en gerçekçi tonunda karşımıza çıkıyor. Yeni Huma'nın kasa materyali magnezyum, yani sağlamlıkla birlikte muhteşem bir estetik sağlıyor. Bununla birlikte ergonomik touchpad ile de mouse olmadan bile rahat bir kullanım sağlıyor. Yeni Huma'nın touchpad'i normalden daha büyük ve cam materyalinden yapıldı. Böylelikle ekranın en uzak noktalarına bile tek bir hareketle ulaşabiliyorsunuz. Huma'nın güncellenen bir başka özelliği ise klavyesi. Yeni klavyenin ergonomisi ve yaşattığı hissiyatı müşterilerimizin deneyimlemesini isterim.
Barkut profesyonel kullanım amaçlı bir mobil iş istasyonu olarak tasarlandı. Mimarlık, mühendislik, video içerik üretimi ve akla gelebilecek tüm görsel tasarım programlarını kullananların gözdesi olacak bir cihaz. Intel Core i9 işlemci ve Nvidia Quadro RTX 3000 serisi ekran kartı kullanan Barkut, işlemci ve ekran kartı uyumu sayesinde üretkenlik programlarını kullanırken özellikle render sürelerini ciddi ölçüde kısaltarak kısa zamanda çok daha fazla proje üretebilmenizi sağlıyor. Nvidia Quadro RTX 3000 serisi ekran kartı ile hızlı render almanın yanında kurguladığınız sahnelerde çok daha fazla detay görebileceğiniz bir optimizasyon sahip. Ayrıca Quadro RTX 3000 ekran kartları üretkenlik programlarının sunduğu güncellemelerle uyumlu olarak sürekli yeni driver yayınlıyor ve her daim tüm programlarla uyumlu çalışmasını sürdürebiliyor. Barkut bu kadar yüksek performans sunarken bir yandan da yüksek performansın ortaya çıkardığı ısıyı, alüminyum kasa yapısı ve güçlü çift fanlı soğutma sistemiyle performanstan ödün vermeden kontrol altında tutabiliyor. 17.3 inç Full HD IPS, %100 sRGB ekranı ile adeta baskı kalitesinde gerçeğe en yakın görüntüyü elde edebilmenizi sağlıyor. Bunlara ek olarak Barkut bir iş istasyonu olarak tasarlandığı için birçok tasarımcının veya üreticinin gizli tutmak isteyebileceği çalışma dosyalarının güvenliğini de özen gösteriyor. Bunu da parmak izi okuyucu teknolojisiyle sağlıyor. Ağırlıklı olarak seslendirme yapıyorum son yıllarda. Şöyle ki tüm bu işleri aslında aynı cihazda aynı anda açarak birbirlerine entegre şekilde çalıştırmamız gerekebiliyor. Moleküler modelleme simülasyon çalışmalarında bilgisayarınız ne kadar güçlüyse sizin yapabileceğiniz çalışmalar da o kadar detaylı bir hale geliyor. Günün sonunda bilgisayarla iş yapıyoruz. Biz de doğru çalışan ve teklemeyen bir sistemle çalışabiliyor olmak çok önemli. Şantiyeye geliyoruz. Hemen bir detayı kontrol etmemiz gerekiyor. Bir masa oluşturuyoruz. Hemen onun üzerinde projemizi açıyoruz ve detayları kontrol ediyoruz. Güçlü bilgisayar derken demek istediğim de şu, bir bilgisayarın CPU'sunu, RAM'ini, ekran kartını, kullandığınız hard diskin türünü, HDD mi, SSD mi olduğu tamamen toplu bir şekilde önem arz ediyor sizin için bu. Tabi buradaki en büyük artı da bunun desktop olarak değil laptop olması. İşte bu noktada Monster Notebook'lar ihtiyacımız olan mobilite ve performansı çok iyi bir şekilde karşılıyor. Merhaba, bir tasarımcı olarak fikrin görselleştirilmesi, görselle anlatılması, duygunun verilmesi işini Monster Notebook'ta ben yapıyorum. Kreatif tasarımcılar, ki bu gruba ben giriyorum, 3D artistler, yazılımcılar, mühendisler, mimarlar, ses sanatçıları gibi birçok meslek grubu hepimiz bir aşamada soyut olanı somuta çeviriyoruz ve projeler üretiyoruz. Bu projeleri geliştirirken haliyle teknolojinin hızından ve performansından faydalanmak istiyoruz. Dolayısıyla kullandığımız cihazlardan hız, güç ve performans bekliyoruz aslında. İşte tam bu noktada tercihimiz Monster oluyor. Monster'ın bizler için tasarlamış olduğu Tulpar, Semruk, Barkut, Huma notebookları ve Pusat aksesuarları tam istediğimiz performansı veriyor. Monster'ın tamamen mobil cihazlar üretmesi bize işimizi istediğimiz yerde yapabilme avantajı sağlıyor. Evde, şantiyede, laboratuvarda veya ofiste, yani dilediğiniz her yerde online olabilmek çok büyük bir avantaj. Herhangi bir yerde laptopumu hemen çıkartıp toplantıya katılabilir, dilersem daha iyi bir görüntü kalitesi için Monster Pusat web kameramı, daha iyi bir ses için Pusat yayıncı mikrofonumu veya kulaklığımı kullanabilirim. 11. nesil ürünlerde bulunan yapay zeka desteğiyle çalışmalarımızda kolaylıklar yakalayabiliyoruz. Arriont monitörleriyle harika tasarımlar çıkartabiliyoruz. Pusat Docking Station ile bütün ürünleri tek bir yerde bağlayabiliyoruz. Bookre ile ses temelli çalışmalarımızda en net sesi yakalayabiliyoruz. Aslında Monster geride kalmak yerine ileride olmak isteyen herkesin buluşmak istediği yer. Tıpkı Harun Can, Duygu Acar Şahin ve Şahincan Alpaslan gibi. Uzun lafın kısası, Monster tasarımcı, mimar ve mühendislere maksimum performans sağlayan bilgisayarlar sunuyor. İster oynayın, ister işinizi yapın. Kablolardan bağımsız, taşınabilir ve
Her programda kesintisiz işlem gücüne sahip olacağınız Creator sınıfının ürünleriyle her an, her yerde üretmeye, yaratmaya devam edebilirsiniz. Monster'ın oyunculardan tasarımcılara kadar oldukça geniş bir kitleye hitap eden 2021 yılı dizüstü bilgisayar modellerini gördük. 11. nesil Intel işlemciler ve Nvidia'nın RTX 3000 serisi ekran kartlarıyla güncellenmiş oldular. Sevindirici haberler bunlar. Monster bir süredir oldukça göz alıcı aksesuarlarıyla da gündemimizde. Şimdi Monster'ın 2021 yılında kullanımımıza sunacağı aksesuarları göreceğiz. Oynadığı senaryo tabanlı ya da multiplayer oyunlara en yüksek başarı ve konforla devam etmek isteyen oyun tutkunları, Monster tarafından sunulan oyuncu ekipmanlarını tercih ediyorlar. Eğlenceyi arttıran, profesyonel deneyimler sunan ve mükemmel bir yayın kalitesi oluşturan bu aksesuarlar, kullanan herkesin vazgeçilmezi olmuş durumda. Monster ekipmanlarının kullanım oranının artması ve yoğun ilginin oluşması, bizlerin aksesuar kategorisine daha fazla ağırlık vermemize sebep oldu. Oyuncu aksesuarları markamız olan Pusat, 2016 yılından bu yana her gün daha da fazla çeşitleniyor. Başlarda ciromuzda küçük bir yere sahip olan Pusat aksesuarları, 2021 yılının başlarından itibaren %128'lik büyüdü. Pusat markası altında topladığımız oyuncu aksesuarlarımızı gaming deneyiminin bir yardımcısı ya da tamamlayıcısı değil, bütün oyun deneyiminin bir parçası olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Yardımcı ürünlerimiz diye adlandırabileceğimiz ürünlerimiz de var. Gelin bu geniş Monster Pusat aksesuar evreninin sunduğu ürünleri size tanıtayım. Bu yıl portföyümüze birçok yeni aksesuar ekledik. Geçmişte
mouse, mousepad, mekanik RGB klavye, notebook soğutucu, kulaklık ve gamepad'lerden oluşan portföyümüze Pusat Pro Flight Stick, Pusat Webcam, Pusat USB yayıncı mikrofonu ve docking station ile zenginleştirdik. Bunun yanında Arion Gaming monitörlerimizi ve suya dayanıklı Bucra Bluetooth hoparlörümüzü de unutmamak gerekiyor. Aklınıza Arion da oyun deneyiminin bir parçası. Neden bunu ayrıca markaladınız diye bir soru gelebilir. Bunun çok basit bir cevabı var. Arion deneyimi tamamlayan bir cihaz, aksesuar değil. Bu yüzden Arion'u ayrı bir yerde tutuyoruz. Bucra da keza öyle. Arion'u streamingin, dizaynın, gamingin ve ev ofis çalışmalarının merkezinde istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. Değil mi Bahri? Çok doğru Ömür. Keyifli sunumun için teşekkürler. Günümüz dünyasında dijitalleşme hayatın her alanında işimizi kolaylaştırıyor. Artık evimizde yerimizden bile kıpırdamadan Niagara Şelalesi'ni ziyaret edebiliyoruz. O kadar olmasa da evlerimizde otururken bir iş ortağımızın ofisine konuk olabiliyor. İş seyahatindeyken ailemizle rahatlıkla konuşabiliyor. Twitch'te yayın başlatarak binlerce kişiyle aynı anda sohbet edebiliyoruz. Monster kullanıcıları senelerdir en uygun fiyatla en iyi performansa sahip oluyorlar. Bu performansı bir üst seviyeye taşımak isteyen canavarlar Monster aksesuarları tercih ediyorlar. Şimdi ise Monster, Soho ürünleriyle artık bu üst düzey deneyimi evlere ve çalışma masalarına taşıyor. Evde geçirilen sürelerin uzamasıyla konforlu çalışmak, konuştuğumuz kişinin yanındaymış gibi hissetmek oldukça önem kazandı. Monster Soho ürünleri bu deneyimleri arttırmak ve çalışma alanlarınızın standardını yükseltmek için hazır. Sizin için yarattığımız bu konforlu alan ile bağlantının sınırları size kalmış durumda. Hatta toplantılarınızı bitirdikten sonra yayına bile geçebilirsiniz. Affedersiniz, şu an bir arkadaşım arıyor. Selamlar Bahri, herkese merhabalar. Öncelikle bu etkinliğin şu anda içerisinde bulunuyor olmak, bu etkinliğe dahil olmak benim için de çok çok heyecan verici. Anlattığınız yayıncı, oyuncu, ekipmanların, aksesuarlarını ben bir gördüm. Hatta birkaç tanesine de göz koydum efendim. Onlardan bana da göndeririz değil mi Bahri Beyciğim? Deriz diye artık ben. Hemen o şekilde şöyle özel defterimi... Bahri Bey bana birden fazla birkaç ekipman, biraz bedavacı da bir insan olduğum için gönderecek. Ben şu şekilde şuraya notumu alayım, daha sonrasında unutulur. Allah korusun, Allah yaşatmasın. Ben de yıllardır oyun yayını yapan, aynı zamanda yıllardır oyun dünyasında içerisinde olan bir insan olarak açıkçası bu ekipmanların ne kadar elimiz kolumuz olduğunu anlatmama bile gerek olmadığını düşünüyorum. Ben de bu ürünlerin bir kısmını gerek zaten canlı yayınları izleyenler gerek YouTube'dan takip edenler biliyorlardır. Kullanıyorum efendim ve gayet de memnunum. Oldukça konforlu ekipmanlar olduklarını düşünüyorum. Eğer sizler de diyorsanız ki ya evet benim de herhalde biraz daha konfora ihtiyacım var, konforlu bir alanım olsun istiyorum. Gönül rahatlığıyla efendim tercih edebilirsiniz. Etkinliği takipteyiz. Ürünleri de büyük bir merakla bekliyoruz Bahri Beyciğim. Herkesleri çok çok öpüyorum. Şimdiden iyi yayınlar, kolay gelsin herkese. Latin grupta ise Ankara Langaz takımı BO2 karşısında altın finaline de şöyle bir bakalım hemen hızlıca. Belalı ve Smash Felas takımları karşı karşıya, dün CSGO finalini geride bırakmıştık. Derken Pehlivan Bey hızlı bir başlangıç yaptı. Furkan Tezgel'i öldürmeyi başardı.
Nvidia'nın düzenlediği Monsters Reloaded'da CSGO'da şampiyonlarımız belli oldu. Bizden bugünlük bu kadar. Almadın. Bu Monster Gaming Notebook da senin oldu. Tekrardan tebrik ediyoruz. Şimdi finale gideceksin, aradan bir tanesi belli oldu. Aynen abi, iddialıyız. Yani biz çalıştık zaten. Söylüyorum. Sağlıkla geçsin. İyi bakın kendinize arkadaşlar. Görüşmek üzere diğer yayınlarda. Görüşmek üzere. Red Bull'a teşekkürler. Böyle CSGO'yu destekledikleri için. Monster Notebook olarak yıllardır oyun severlere bir bilgisayardan fazlasını sunuyoruz. Gerek bilgisayar ile birlikte sunduğumuz içerikler, gerekse desteklediğimiz ve düzenlediğimiz etkinlikler ile ürettiğimiz toplam faydayı arttırmayı hedefliyoruz. Yıllardır birçok platformla çok başarılı işbirlikleri ve e-spor sponsorluklarına imza attık. Ardından 2020 yılında evlerinde kalan oyun severlerin her gününe oyun katmak amacıyla Monster Reloaded'ın temellerini attık. Geçtiğimiz sene yaklaşık bir ay süren turnuva iki popüler oyunu barındırdı. Tamamıyla rekabetçi bir etkinlik olan Monster Reloaded yaklaşık 5000 oyuncuya ev sahipliği yaptı. Bu ilgi bizi daha fazlasını yapmak için heyecanlandırdı. Haziran ayında Monster Reloaded 2021'in duyurusunu yapmıştık. Şimdiden binlerce oyuncunun turnuvamıza ilgi göstermesi bizi çok mutlu ediyor. Bu yıl organizasyonumuzu yanımızda çok güçlü bir partnerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu sene oyuncularla Intel Masters Reloaded olarak ev sahipliği yapıyoruz. Intel Masters Reloaded bu yıl toplamda 6 ay sürecek ve tüm oyunseverleri mutlu edecek şekilde geniş kapsamlı olacak. CSGO, Valorant, Rocket League, Fortnite, Minecraft ve çok daha fazlası sizlerle olacak. Yaklaşık 10 bin oyuncuyu ağırlamayı hedeflediğimiz Intel Masters Reloaded açık turnuvalar, akademi turnuvaları ve haftalık eğlenceli turnuvalarıyla her hafta dop dolu oyun içerikleri sunacak. Ayrıca oyun dünyasının tanınmış simalarıyla gerçekleşecek eğlenceli canlı yayınlarıyla adeta aylar süren bir oyun ve e-spor festivaline dönüşecek. Umuyoruz ki bu etkinliği hep birlikte büyütecek ve her yıl daha da geliştireceğiz. Herkesi Intel Masters Reloaded'da bekliyoruz. Bekliyoruz. Herkese merhaba. Red Bull olarak biz Türk gençlerine kendilerini geliştirmek ve gerçekleştirmek istedikleri alanlarda destek olarak onları kanatlandırmayı amaç edinmiş bir markayız. Bu anlamda ülkemizde gördüğü değer her geçen gün artan gaming'e de güçlü yatırımlar yapıyor ve birçok ilke öncülük ediyoruz. Pandemiyle hızlı bir şekilde artan ve gelecekte de etkisini sürdürecek olan trend, büyük markaların benzer amaçlar etrafında bir araya gelerek güç birliği yapması yönünde. Red Bull olarak biz bu stratejiyi yıllardır sürdürüyoruz. Bu stratejiyi uyguladığımız en güçlü marka ortaklarımızdan biri, bugün bu buluşmaya ev sahipliği yapan Monster Notebook. Monster Notebook, bu sektörün kalitesini daha da üst seviyelere taşıyacak, hizmetler ve ürünler sunan çok değerli bir iş ortağı bizim için. Bugüne kadar
Red Bull MEO Dünya Finalleri, Red Bull Solo Q ve Red Bull Flick etkinliklerinde güç birliği yaptık. Bu projeler yarattığımız sinerjiyle birer etkinlik olmaktan çok öteye geçti. Yüz binlerce Türk gencinin heyecanla bir araya geldiği, eşsiz ve unutulmaz deneyimler yaşadığı platformlara dönüştü. Kısaca geride kalan dönemde neler yaptığımızı özetlemek gerekirse, bu seneye Red Bull MEO Dünya Finallerini 2 hafta süren bir gaming festivaline dönüştürerek başladık. Bunun yanında bir ilke ev sahipliği yaparak Red Bull MEO Dünya Finalleri için İstanbul'umuzu sanal ortama aktardık ve 28 ülkeden finalisti online olarak dijital biçimde İstanbul'da ağırladık. İstanbul'un en etkileyici noktalarını dijital erişime açtığımız Sanal İstanbul, içerisinde dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan hepinizin çok iyi bildiği Kapalı Çarşı'da dijital Monster Notebook mağazasını dünyanın dört bir tarafından gelen sanal ziyaretçilerimizle buluşturdu. Diğer yandan, geçen sene ikinci kez gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getiren birebir League of Legends turnuvası, Red Bull Solo Q'da da binlerce oyunsever Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele etti. Esma Sultan Yalısı'nın ev sahipliği yaptığı bu turnuvada Monster Notebook yine en önemli destekçilerimizden biriydi. Bir diğer etkinliğimiz ise Türkiye'nin en büyük CSGO turnuvası olan Red Bull Flick'ti. Bu etkinliğimizde de Monster Notebook'un desteğini yanımıza aldık ve amatörden profesyonele tüm oyunseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattık. Çok yakın zaman önce, geçtiğimiz haftalarda lansmanını yaptığımız oyunseverleri geliştirici, eğlenceli ve özgün içeriklerimizle buluşturacak YouTube kanalımız Red Bull Gamers Zone'da da Monster Notebook ile olan işbirliğimizin devam edeceğini buradan müjdelemek isterim. Red Bull ve Monster Notebook olarak konuşmamın başında söz ettiğim gibi ortak bir amacı paylaşıyoruz. Gençlerin kendilerini ispat edeceği yeni kulvarlar yaratmak ve onların gelişimini desteklemek istiyoruz. Bu kapsamda gaming'de ve e-sporda yapılmayanı yapmak, yeni yetenekleri kariyerlerin en başında keşfetmek, başarılarında rol oynamak ve bu sektörü gitgide büyütmek en önemli önceliklerimizden biri olmaya devam edecek. Bu yolda bizimle beraber yürüyen, bize güvenen Monster Notebook'a çok teşekkür ediyor ve yarattığımız sinerjinin artarak devam etmesini diliyorum. Bu harika organizasyona imza attıkları için de tüm Monster Notebook ekibine teşekkür ediyorum ve kendilerini tebrik ediyorum. Monster Notebook kullanıcıları çok şanslı. Windows only Monster Notebook satın alan kullanıcılar 1 aylık Xbox Game Pass for PC üyeliğine sahip oluyor. Dolayısıyla yüzlerce yüksek kaliteli bilgisayar oyunu dilediği gibi oynayabiliyor. Size bir güzel haberim daha var. Bu aydan itibaren Windows'lu Monster Notebook alan kullanıcılar 6 aylık Game Pass ürününe sahip olacaklar ve 6 ay boyunca sınırsız oyun oynayabilecekler. Limitli sayıda sunduğumuz bu imkandan yararlanmak için yeni Monster Notebook kullanıcılarını bekliyoruz. Şimdi Xbox Game Pass ile ilgili olarak sözü Microsoft'tan Steve'e veriyorum. Hello everyone.
and welcome to the Monster WAS event. I'm Stephen Broadwell, Director of PC Gaming for Microsoft's Device Partner Sales Organization, and I'm super excited to be speaking with the gaming community in Turkey today. I want to start by saying how very proud I am of the partnership that Microsoft and Monster have enjoyed throughout this past year on Xbox Game Pass. If you're not familiar with it, Xbox Game Pass is Microsoft's gaming membership. It provides members access to a curated catalog of over 100 high-quality PC games on Windows 10, all for one low monthly price. And with a huge variety of PC games from every genre and new games being added all the time, there's something for everyone to play. Members can also take advantage of special discounts like up to 20% off select games in the Game Pass library, or up to 10% off related game add-ons. Game Pass is really an amazing deal. You know, people often ask us, what's the secret of Game Pass's success? Well, it all comes down to three things: our content, our community, and the cloud. Xbox Game Pass has amazing content. You can download and play new games from Xbox Game Studios the same day that they release, like Halo Infinite or Forza Horizon 5, two titles that we just announced at E3 and are going to be coming to Game Pass the day that they launch. Or PC favorites like Age of Empires 3 or Microsoft Flight Simulator, Ark Survival Evolved, plus indie favorites like Undertale, Celesta, Among Us, No Man's Sky, and Maneater. I love Maneater. Who doesn't want to be a shark? And now, thanks to our partnership with Electronic Arts, an EA Play membership is also included and gives members access to top Electronic Arts titles on PC from series like FIFA, Battlefield, and Star Wars, plus exclusive in-game challenges and rewards, special members-only content. You even get early access to select new EA titles. And with our recent acquisition of Bethesda Softworks, we now have incredible franchises like Doom, Dishonored, Wolfenstein, and my personal favorite, Fallout, in our library. There's something for everybody. We also have an incredible community. Did you know that more than 100 million gamers, including over 18 million Xbox Game Pass subscribers, play Xbox games each month? Finally, to reach 3 billion players in the world, Microsoft is bringing Xbox to the cloud with Xbox Game Pass Ultimate, so that people can enjoy their games with their friends across all their devices, console, PC, mobile phones, and tablets. Now, as I said earlier, I'm very proud of our partnership with Monster. Did you know that every Monster gaming notebook, from the powerful Abra to the frightening Semrush, includes 1 month of Game Pass? Our Monster friends have done an incredible job of telling our story to their customers. I mean, to their monsters. And we're going to continue to collaborate with Monster. We're looking forward to even better results this coming year. And let me tell you something, we've been cooking up something very special with Monster, so stay tuned for an exciting announcement from them. Thank you again for inviting me to the Monster WASD event. I'm very sorry that I can't be there in person, but I hope you all enjoy the event, and game on, everyone.
Merhaba, ben Erkin. Ekibimizin adı 3 Million Dots. 4 kişiden oluşuyoruz. Baloners Express isimli bir PC oyunu geliştiriyoruz. Baloners Express, çok kişi oynanan hava aracı yönetme oyunu. Oyun 1860'lı yıllarda Amerika'da iç savaş döneminde geçiyor. Dolayısıyla karışık bir dönem olmasından kaynaklı oyuncuların tek problemi hava aracı içindeki yönetim değil, hava aracının navigasyonu değil, aynı zamanda gökyüzünde karşılaştıkları diğer zorlukların üstesinden gelmek. Oyunun mekanikleri fizik tabanlı simülasyonvari mekaniklerden oluşuyor. Fakat hiç oyun oynamamış oyuncuların da takım arkadaşlarıyla iletişim kurdukları sürece, iyi bir takım oldukları sürece kolayca üstesinden gelebilecekleri bir zorluğa sahip. Bu projeyi geliştiriyorken ekip olarak özellikle amaçladığımız iki şey vardı. Birincisi oyunun güzel gözükmesi, ikincisi hava aracının birden fazla kişi yönetildiği zaman çok daha keyifli hale gelmesiydi. Projemizi fikir aşamasında Monster Gaming Lab ekibine sunduk. Fikrimizi beğendiler ve desteklemek istediler. Bugüne kadar da gerçekten büyük fark yaratacak mentorluk, ekipman, network gibi destekleri oldu. Bizim ekibin en fazla faydalandığı destek mentorluk. Projemizin bugün geldiği noktaya gelmesinde çok büyük payı var bu desteğin. Bu anlamda Kayra ve Kaan başta olmak üzere diğer tüm destekleri için de Monster Gaming Lab ekibine teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Ataberk Palacıoğlu. Biz Monster Gaming Lab'in ikinci dönemine Bendigo Games ekibi olarak The Book of Yorick isimli projemizle katıldık. The Book of Yorick aslında bir bilgisayar oyunu. Çok fazla bilgisayar oyunu görmemiştik biz bu kategoride, yani Monster Gaming Lab'da, fakat şansımızı deneyelim istedik ve projemizin güzel olduğunu inanıyorduk ve desteğe de ihtiyacımız vardı. Monster Gaming Lab'den istediğimiz desteği aldık diyebiliriz. Donanımsal olarak gerçekten çok büyük bir katkı sağladılar bize. Bilgisayarı olmayan arkadaşlarımıza bilgisayarlar verildi. Bazı eksik olduğumuz konularda yazılım desteği sağlandı. Oyunun yapım aşamasında bazı eksik olduğumuz yerlerde mentor desteği sağlandı. Bunun yanında programa ilk girdiğinizde de ilk haftalarda bir süre eğitimden geçiyorsunuz. UI UX eğitimi, yazılım eğitimi, level design eğitimi, bilmem ne her türlü şeyden geçiyorsunuz. Ve bütün bunların yanı sıra aslında bizim ekip için en önemli olan şey haftalık düzenlenen toplantılar oldu. Bir yere bağımlı kalmayınca insanlar bazen ekip olarak oraya buraya saçılabiliyor. Bu da üretkenliği bayağı bir düşürebiliyor. Monster Gaming Lab'de her hafta yapılan toplantılarla bayağı bir oturduk diyebiliriz. Ekip olarak gerçekten hızlandırdı bu bizi. Ayrıca çok daha fazla düzenli çalışmaya başladık. Bu sebeple Monster Gaming Lab'e buradan çok teşekkür ediyorum. Merhaba, Hyperflow Games, 4 yazılımcı, 1 oyun tasarımcısı ve 1 de ben proje yönetimi ve görsel tasarımcı olarak geçtiğimiz 2020 yılı Temmuz ayında kuruldu. Bu süreçte kendi imkanlarımız dahilinde farklı türde oyunlar geliştirirken yerli ve yabancı birçok ülkeden kişilerle tanışma ve çalışma imkanı bulduk. Ancak her genç maceracı gibi bizim de bir yol gösterici ihtiyacımız vardı. İşte Monster Gaming Lab tam da bu noktada yelkenlerimizi dolduracak rüzgar oldu. Teknik destek, eğitim, iletişim ve erişim engellerini kaldırmak gibi birçok konuda yanımızda olan Monster Gaming Lab ailesi çalışmalarımızı doğru ve sistemli bir hale getirmemizi sağlayarak üretim sürecimizi hızlandırdı. Bu süreçte birçok oyun fikri tasarladık ve geliştirdik. Bir sonraki adım olarak kendi şirketimizi kurarak daha büyük çaplı oyunlar üretmek. Hayalimiz sanatsal ve edebi değeri olan oyunlar yaratmak ve en önemlisi arkamızda güzel hatırlanacağımız bir hikaye bırakmak. Monster Notebook olarak işimizin oyun olduğunu, oyuncular için en uygun fiyatlı ve en iyi performansı veren bilgisayarları ve aksesuarları geliştirdiğimizden bahsetmiştim. Tabii ki eğer işinizi oyun ve oyun oynamak olarak gören bir firmaysanız, şirketinizde Head of Gaming diye bir rolün olması anormal değil. Şimdi sözü oyun alanında yaptıklarımızdan da bahsetmesi için Master Notebook'ta oyun işimizin başındaki kişiye, Kayri Keri Küpçü'ye vermek istiyorum. Kendisi Almanya ofisimizden bağlanacak ve bize bu alanda neler yaptığından bahsedecek. Selam Kayra, sahne senin. Selamlar Göktuğ, teşekkür ederim. Sizlerin arasında olmayı çok isterdim fakat senin de bahsettiğin üzere şu anda Berlin'deyim. Almanya operasyonunu yürüttüğümüz bu yerde oyun dünyası için geliştirdiğimiz yepyeni projeler bulunmakta. Aslında bugün bunları anlatmak için buradayım. Hazırsanız başlayalım. Şöyle bir düşünelim. Öğrenmek, keşfetmek, hikaye üretmek ve bir amaç oluşturmak. Bunlar bir oyunun ana temasını oluşturuyor değil mi? Aslında amaç ve hikaye oluştuktan sonra diğer her şeyi planlamak ikinci adımdır.
Belki de oyunu oluşturan en zorlu kısım burası olabilir. Çünkü burası soyut olanı somutlaştırma sürecidir. Fakat bilinmelidir ki zor olarak bilinen tüm yollar destek ile kolaylıkla aşılabilir. Tıpkı Monster Gaming Lab'de yaptığımız gibi. Zorlukların aşılabilmesi amacıyla siz oyun geliştiricileri için kurulan Monster Gaming Lab ile oyun ekosisteminin içinde sadece ürünlerimizle değil, oyun geliştiriciliğiyle de var olmak istedik. Monster Gaming Lab, oyun fikirlerinin ortaya çıktığı, geliştirildiği ve oyun dünyasıyla paylaşıldığı bir girişimcilik programı. Program bünyesinde farklı aşamalarda olan girişimciler, ihtiyaçlarına özel eğitimlere katılıyor, oyun dünyasının en iyi mentorlarıyla birebir görüşmeler yapıyor ve girişimlerini geliştirme imkanı buluyor. Sadece bu da değil, Monster Gaming Lab'de geliştirdiğiniz oyun fikrine pazar deneyimi desteği sağlamamız da bir artı unsur. Gaming Lab ile oyuna ait pazarlama stratejilerinizi geliştiriyor, ürününüzü test etmek ve doğru network desteğiyle kullanıcıya sunmanıza destek oluyoruz. Oyununu geliştirmeye başlamış olan girişimcilere yoğun şekilde mentorluk, altyapı teknik destek ve partnerlik desteği sağladığımız gibi devlet teşvikleri ve fon desteklerine erişmelerine de imkan sağlıyoruz. Bu sistem ile birlikte Monster Notebook'un oyun dünyasındaki gelişmiş ağı ile sizleri bir araya getiriyoruz. Böylece girişimcilerin hızlı büyümesini hedefliyor, hazır olan ekipler için ise yatırım alma ve globalleşme süreçlerini başlatıyoruz. Kısacası fikrinizi hızlandırmak ve hayata kavuşturmak, hatta hayata kavuştuktan sonra yürütülecek pazarlama stratejileri için tüm girişimleri siz oyun geliştiricilerine sağlıyoruz. Peki bugüne kadar neler gerçekleştirdik diye soruyor olacaksınız. Hemen cevaplayalım. Şu anda 3. başvuru döneminde olduğumuz bu serüvende bu zamana kadar 2 oturumu geride bıraktık. Her oturumda 3 aylık bir süre içerisinde birçok oyun geliştiricisini programımızda değerlendirdik. Gerçekleştirdiğimiz ilk turda 5 ekip ile birlikte final oturumunu tamamladık. Sonraki turda ilk turdan 2 ekiple yola devam ederken 9 ekip daha aramıza katıldı. Bu 2 süreçte toplam 845 ekip yaklaşık 2000 civarında kişi başvuru gerçekleştirdi. Tüm bunların sonucunda da yaklaşık 70 kişiyle ikinci turu tamamlamış olduk. İki tur toplam 6 ay sürdü ve bu süreçte 100'e yakın oyun geliştirildi. PC kategorisinde de oyunlar geliştirdik fakat gelişen oyunların pek çoğu mobil oyun kategorisinde yer aldı. Üçüncü turla birlikte daha fazla başvuru ve daha fazla finalize edilmiş projeler çıkaracağımıza inanıyoruz. Çok yakında Avrupa sınırları içerisinde de başlatacağımız Monster Gaming Lab girişimcilik programımız ile markamızın globalleşme yolundaki hedeflerinden birini daha gerçekleştirmiş olacağız. Sadece Türkiye'de değil, globalde de birçok ekibe ulaşarak onlara da mentorluk, altyapı teknik destek, partnerlik ve pazarlama desteği sunmayı amaçlıyoruz. Sizin de bir fikriniz ve bu fikri geliştirmeye ihtiyacınız bir ekibiniz varsa oyun fikrinin hayata geçtiği ortak yaşam alanı olan Monster Gaming Lab'a siz değerli oyun girişimcilerini bekliyoruz. Monster topluluğuna erişim, hibe destek programları, altyapı desteği, eğitim, yayıncılık, finansman, danışmanlık, mentorluk ve iş bağlantıları kazanabileceğiniz bu serüvende oyunu geliştirmeye dair tüm desteği Monster ailesi olarak sizlere sunmaya hazırız. Gelin, güzel bir oyun fikrinin gerçeğe dönüşeceği bu süreci birlikte gerçekleştirelim. Monster Notebook ürünleriyle üretmeye, paylaşmaya ve ödüller kazanmaya hazır mısın? O zaman Monster Ambassador programıyla tanışma vakti. MEP, içerik üreticilerine Monster Notebook ekipmanlarını deneyimleme, takipçileriyle bu deneyimi paylaşma ve deneyimledikçe kazanma şansı sunan bir elçilik programıdır. MEP programında istediğin ürünleri deneyimler, içerik oluşturur, takipçilerinle paylaşır ve elde ettiğin etkileşim oranıyla doğru orantılı olarak her ay güncellenen ödül havuzundan ödüller kazanırsın. Gaming, teknoloji, mimarlık, mühendislik, startup, iş hayatı veya herhangi bir konuda yaratıcı içerikler üreten biriysen sen de hemen Monster Ambassador programdaki yerini al. map.monsternotebook.com. Blog yazarları, video içerik üreticileri, podcasterlar, günümüzün modern meslekleri. Milyonlar tarafından takip edilen bu kişiler artık yeni medyanın temsilcileri haline geldi. Onları dinliyor, onları izliyor, onlarla etkileşime geçiyoruz. Bu içerik üreticileri için de çok takip edilenler olduğu kadar daha özel, daha niş alanlarda bilgi veren içerik sağlayıcıları da var. Bunlardan bazıları farklı şekillerde anlatıyorlar hikayelerini. Bizler bu hikaye anlatıcılarını teşvik etmek, bizim ürünlerimizin hikayelerini bizden daha iyi anlatmaları için bir platform kurmaya karar verdik. Onları en yeni teknolojileriyle buluşturmak ve deneyimlerini kitleriyle paylaşmaları için Monster Ambassador programı kurguladık.
Bugün Monster Ambassador programı ilk kez duyuruyoruz ve tüm içerik üreticilerini Monster Ambassador programına davet ediyoruz. İster Photoshop'ta nasıl dekupa yapıldığını anlasınlar, ister oyun alanında video çeksinler, isterse Tiny House nereden alırım videolar çeksinler. Tüm içerik üreticilerini Monster Ambassador programına davet ediyoruz. MAP'i Monster Ambassador programın kısaltması olarak kullanıyoruz. MAP ile birlikte içerik üreticileri için tüm ekipmanı ve cihaz desteğini sağlıyoruz. Yayınlarında yardımcı olacak videoları veriyoruz. MAP öncelikle beta olarak yayın hayatına başlayacak, ancak başvuruları almaya başlayacağız hemen. Bir süre üye aldıktan sonra dönem dönem başka içerik üreticilerini sistemimize davet edeceğiz. MAP'e üye olmak için bu adrese başvuruda bulunabilirsiniz. MAP'e katılan hikaye anlatıcıları MAP sistemi üzerinden ihtiyacı olan cihaz veya aksesuarları seçecek, biz ürünleri kendisine ulaştıracağız. Bu ürünler hakkında kendi platformlarında paylaşımlar yapacaklar. Bu paylaşımlarında bizim onlara sağladığımız videolardan ya da görsellerden görüntüler kullanacaklar. Video çekimleri için belirledikleri rezervasyon süreleri dolduğunda cihazı bize geri gönderecek ve tanıtımını yapmak istediği yeni, başka bir ürünü talep edebilecekler. Biz MAP programına zaman zaman dahil edeceğimiz ödülleri o ay en iyi videosu çekilen influencerla paylaşacağız. Böylelikle hikaye anlatıcıları tüm Monster ekosistemini deneyimleyip takipçileriyle olumlu olumsuz tüm tecrübelerini paylaşabilecekler. İçerik üreticisi, hikaye anlatıcısı canavarları hayallerine bir adım daha yaklaştırdığımız bu elçilik programı gün itibariyle başvurulara açılmıştır. map.monsternotebook.com üzerinden tüm detayları öğrenebilirsiniz. Teşekkür ederim. Dijital mağazadan herkese merhaba. Satışlarının büyük çoğunluğunu dijital kanallardan gerçekleştiren bir firma olarak yaşanılan zor zamanların en başında mağazalarını en önce kapatan firmalardan biri olduk. Ardından dünyada bir ilki gerçekleştirerek fiziksel mağaza deneyimini dijitale taşıdık. Dijital mağazada müşterilerimiz fiziksel bir mağazada alacakları tüm hizmetleri online olarak alabiliyor. Müşterilerimiz monsternotebook.com.tr üzerinden diledikleri satış temsilcisiyle anında birebir görüntülü video bağlantısı yapabiliyor. Bu bir anlamda 81 ilde mağazalar açmak demek. Müşteri temsilcilerimiz sadece ürünlerle ilgili bilgi vermekte kalmayıp satış sonrası hizmetlerimizi de aktarıyor. Sizlere satış sonrasında sunduğumuz muhteşem fırsatlardan bahsedeyim. 15 gün içinde oynayamadığınız oyun ya da çalıştıramadığınız tasarım, CAD/CAM programı olursa ürünü anında iade edebilir ya da farklı modelle değiştirebilirsiniz. Ayrıca ürününüz satın aldığınız tarihten itibaren ömür boyu bakım garantisindedir. Yılda iki kez ücretsiz olarak bu imkandan faydalanabilirsiniz. Böylece ürününüzü uzun yıllar boyunca en üst seviyede performansta kullanırsınız. Üstelik ürününüzün termal macun değişimi bu hizmet kapsamında ücretsiz olarak yapılır. Ürününüze fiziksel bir hasar vermediğiniz sürece bakımlarını ve uyumlu donanım ilavelerini garanti kapsamı dışında kalmadan kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. İlk 30 gün içinde çıkabilecek ölü piksel hatasında panel değişim garantisinden yararlanabilirsiniz. Cihazınızda problem yaşadığınızda Türkiye'nin 81 ilinden ücretsiz kargo ile teknik servisimize yollayabilir, yine ücretsiz kargo ile teslim alabilirsiniz. Bu fırsatlardan yararlanmak için sizi Monster Notebook ailesine bekliyoruz. Dijital mağazada birebir görüşmenin yanı sıra webinar formatı var. Sorusunu hızlıca yazıyla sormak isteyen kullanıcılarımız webinar formatından kolayca faydalanabiliyor. Webinar formatı sayesinde dijital mağazada satış desteğinin yanı sıra oyun, e-spor ve teknoloji konularının konuşulduğu kalabalık bir topluluk oluşturduk. Kullanıcılarımız buradan sorularını özgürce sorup en şeffaf yanıtı anında alıyor. Her ay düzenlediğimiz dijital mağaza meetup etkinliğinde oyun ve teknoloji alanında ünlü konukları topluluğumuzla buluşturuyoruz. Bu etkinlik ile yaklaşık 20 konuğumuzu 60 binden fazla izleyiciyle buluşturduk. Bugün Türkiye'nin 81 iline ve Almanya'daki kullanıcılarımıza hizmet veren dijital mağaza yeni çözümler sunmak ve kullanıcılarımıza destek olmak için hizmetlerini geliştirmeye devam edecek. Bize haftanın 7 günü sabah 9'dan gece 12'ye kadar monsternotebook.com.tr adresinden
ulaşabilirsiniz. Şimdi global operasyonlarımızı strateji ve büyümeden sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Cem Çerçioğlu'ndan dinleyelim. Tekrar herkese merhaba. Başlangıçtan bu yana en büyük tutkumuz Türkiye'den bir global marka çıkarmak. Bu sebeple 2016'da önce Dubai'yi ve Kıbrıs'ı açtık. Geçtiğimiz sene de Almanya, Berlin'de Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ilk 5 büyük deneyim mağazasından birini açtık. Aynı zamanda Türkiye'de de büyümemize devam ettirdik. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin müşteri memnuniyeti en yüksek olan şirketlerden biriyiz. Oyun bilgisayarı dendiğinde akla ilk gelen firma haline geldik. Bu memnuniyeti hep birlikte daha fazla geliştireceğiz. Aynı başarıyı Almanya ve Avrupa'nın genelinde de yakalamak istiyoruz. Bize daha detaylı bilgi vermesi için Almanya'da bulunan satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Bilgin Sem'ize bağlanalım. Bilgin, selamlar. Çok teşekkürler Cem. Almanya'dan herkese merhaba. Avrupa merkezli olan Almanya operasyonumuz 2020 Eylül ayında Berlin'in en merkezi bölgesi olan Alexanderplatz meydanında başladı. Berlinlerin buluşma noktası olan bu meydanda 1000 metrekarelik muhteşem bir oyun ve deneyim mağazası açtık. Mağazamızda sunduğumuz simülatörler ve turnuva alanları ile müşterilerimize Monster Notebook ürünlerini deneyimleyebilecekleri harika bir atmosfer sağladık. Müşterilerimizin gelip simülatörlerimizde eğlenebileceği, arkadaşlarıyla oyun oynayıp turnuva düzenleyebileceği mağazamızda oyuna dair gerçekleştiremeyeceğiniz şey yok. Tüm bunlara ek olarak Almanya pazarında Otto, Amazon ve MediaMarkt gibi çok önemli pazar yerlerinde de faaliyetlerimizi genişletmeye başladık. Tüm ürünlerimizin olduğu bu kanallarla Avrupalı müşterilerimize ürünlerimizi sunabiliyoruz. Bununla birlikte Dubai üzerinden Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarındaki varlığımızı daha da verimli hale getirebilmemiz için strateji ve iş geliştirme çalışmalarımızı genişletmeye devam ediyoruz. Sizlere yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren yerli bir teknoloji markası olarak oyun dünyasına sunduğumuz çözümlerle mükemmel müşteri deneyimi yaratan küresel bir teknoloji markası olma yolundaki hedeflerimizden bahsettik. Dünyanın her yerinde var olma serüvenimizi başlattığımız bu uzun soluklu yolculuğun sizlerle birlikte gerçekleştiğini de belirtmek isteriz. Bunun için Monster Notebook olarak tüm kullanıcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren bir teknoloji markası olarak oyun dünyasında sunduğumuz inovatif çözümler ve her seviyeden oyuncunun ihtiyaçlarına özel geliştirdiğimiz ürünlerle oyun ve e-spor ekosisteminin en sevilen markası olma yolunda büyük adımlar atıyoruz. Adımlarımızı siz değerli müşterilerimizin istek ve arzularına göre atıyor, inovasyonumuzu sizlerin sunduğu önerilere göre oluşturuyoruz. Şüphesiz ki Monster Notebook olarak müşteri odaklı politikamızı sürdürmek bizim bir numaralı prensibimiz. Tabii bu prensibi sürdürmek ve devamlılığını sağlamak için büyük gelişmeler ile büyük yatırımlar oluşturmak zorundayız. Bugün sizlere güzel haberlerden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk müjdemiz İstanbul Avrupa yakasına ait. Gerçekleştirdiğimiz araştırmalar sonrasında İstanbul'da yaşayan müşterilerimizin %60'ının Avrupa yakasında ikamet ettiğini gördük. Bu büyük orana kayıtsız kalamazdık. Bu alanda bir satış noktası oluşturmak ve müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermek hepimizin bir hedefi haline geldi. Sizlere ürün ve deneyim imkanını, teknik servis hizmetini ve ürün satışını bir arada sunacağımız bir mağaza ile çok yakında orada olacağız. İkinci müjdemiz de İzmir'e ait. İzmir'deki mağazamızı yepyeni bir alana taşıma kararı aldık. Sizlere mağazamızda ürünlerimizi sunuyorken daha geniş ve daha konforlu bir deneyim alanı oluşturmak istiyoruz. Bu yüzden mağazamızı bir teknik servis noktasına çeviriyor ve yeni mağazamızda mevcut konumun çok az ilerisine taşıyoruz. İlerleyen zamanlarda açılışını gerçekleştireceğimiz mağazamıza tüm İzmirli canavarları bekliyoruz. Son ve en büyük müjdemiz de İstanbul Kartal'a ait. Yıl sonuna kadar Kartal'da toplam 6000 metrekarelik dev bir showroom ve operasyon merkezi oluşturuyoruz. Üretim, lojistik, teknik servis ve müşteri deneyim alanı olarak hizmet sunacağımız bu yeni yerimizde hızlı büyümenin etkisiyle Türkiye genelinde yürüttüğümüz tüm operasyonlarımıza hız kazandıracağız. Günde 1000 adet notebook üretebilecek kapasiteye sahip olacağımız bu operasyon hızıyla sipariş verdiğiniz ürünlerinize daha kısa sürede ulaşabiliyor olmanızı da sağlayacağız. Tabii Kartal ile bir elimiz daha bulunmakta. Monster Notebook olarak bir büyük hizmeti daha kullanıcılarımıza sunmayı amaçlıyoruz. Sipariş verdiğiniz ya da teknik servis ilettiğiniz ürünleri aynı gün içerisinde kendi araçlarımız ve personellerimizle sizlere getiriyor olacağız. Başlangıçta İstanbul merkezli yürüteceğimiz bu operasyonu ilerleyen zamanlarda mağaza ve teknik servisimizin olduğu tüm bölgelerde gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Gelelim Kartal'da sunacağımız bir başka büyük hizmete. Başta da belirttiğimiz üzere dev bir showroom alanı kuruyoruz. Gelin orayı şöyle bir hayal edelim.
İçinde simülatörlerin yer aldığı, Creative Business ve Gaming konseptine özel ürünlerin atmosferlerine ait alanlarında sunulduğu, etkinliklerin yapıldığı ve özel konukların ağırlandığı dev bir showroom. Hatta orada siz değerli e-spor takipçilerine özel turnuvaların gerçekleşeceği bir alanda oluşturmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 250 kişi ağırlayabileceğimiz bu büyük alanda teknolojiyi, e-sporu ve ürün deneyimini size doyasıya yaşamanızı hedefliyoruz. Monster Notebook olarak oyuncuların ve teknoloji tutkunlarının ihtiyaçlarını ilk elden deneyimliyor ve biliyoruz. Sizin isteklerinize çözüm olacak adımları hızlandırarak sizlere en iyi hizmeti veriyoruz. Bugünkü müjdelerimiz Türkiye'den çıkan ve global bir marka olma yolunda ilerleyen Monster Notebook için sadece başlangıç. Kurulduğumuz ilk günden itibaren bizimle olan siz değerli kullanıcılarımızı bu yolculukta yanımızda görmekten gurur duyuyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde satış sonrası hizmetlerimiz ve diğer tüm vaatlerimizle dünya genelinde ürünlerimizin satıldığı bir marka olma gururunu hep birlikte yaşamak dileğiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın. Alo. Alo Reji, bende misin? Ben burada mısın? Buradayız. Efendim hoş geldiniz. Hallo Deutschland, hallo Türkei. Alles sieht wunderbar aus. Dieses Jahr bin ich auch bei Monster und ich wünsche euch noch weiteren viel Spaß. Gel bakayım böyle. Anlatılan global söylemler ve oluşturulan vizyon gerçekten muazzam. Monster'ın Türkiye'den dünyaya açılan yolculuğunda yer almak, onlarla beraber çalışmak beni de heyecanlandırıyor. Almanya ve Polonya'da uzun zaman yaşamış birisi olarak markanın global yolculuğunu dikkatle takip ettiğimi söyleyebilirim. Gözüm üzerinde Monster. İster evimin başka bir yerinde, ister Bodrum'da, ister dışarıda, ister içeride, her yerde hem mobiliteyi hem gücü bana sağlayan Monster ürünlerini bir süredir kullanmakta. Ürünlerin hızı, kalitesi, güzelliği vesairesi bir yana, ürün satılmadan önceki ve satıldıktan sonraki hizmetleri muazzam. Monster eğer bu müşteri hizmetini ve müşteri memnuniyetini globale taşıyabilirse, ki Almanya'da zordur ben söyleyeyim, çok zor tatmin olur Almanlar, muazzam bir iş başaracak ve globalde de bir Türk markasını güzel yerlerde görebileceğiz. Hadi efendim, ben burada tatil yapıyorum, beni yeterince meşgul ettiniz, kapat şu Monster'ı, havuza gireceğim ben, tamam mı? Auf Wiedersehen kardeşim, kapat. Hadi, hadi, tschüss. Hadi kapat, görüşürüz. Şimdi gelelim asıl habere. Daha evvelki sunumumda Almanya açılımımızdan bahsetmiştim. Adımlarımızı hızlandıracağımızı zaten söylemiştik. Önümüzdeki aylarda dünyanın en büyük oyun pazarlarından biri olan İngiltere'de operasyonlarımızı başlatıyoruz. Gelecek sene bu evente İngiltere'den katılıyorken açılacağımız yeni pazarların müjdelerini vereceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Bugün Vast'ı başından sona takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi bu senede en üstün performansı veren teknolojileri ürünlerimize buluşturduk. En iyi oyun ve müşteri deneyimini üretmeye devam ediyoruz. Sevilen bir marka olmak, kullanıcımızın beklentilerini çok iyi dinlemekten, bizden henüz istenmeyeni anlamaktan ve geliştirmekten geçiyor. Bir adım önde olmak zorunda olduğumuzun bilinciyle hiç durmayacağız. İlk günden belirlediğimiz globalleşme hedefimiz doğrultusunda da adımlarımızı hızlandıracağız. Amacımız dünyayı şaşırtmak. Bu arada özgeçmişinde hobilerim kısmında oyun oynamak yazan arkadaşları kariyer sayfamıza bekliyoruz. Sağlıcakla kalın.